Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği çevrim içi deneme sınavı matematik soru çözümlerine hoş geldiniz. Aşağıdaki giriş kutucuklarına iki farklı üslü sayı yazılmıştır. Verilen yönergelere göre işlemler yapılıp sorulara cevap verilecektir. Yönergeleri doğru şekilde tamamlayan bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? 1 bölü 2'nin küpünü aldığımızda 1 bölü 8 olduğunu görüyoruz. 2'nin eksi 3. kuvveti de 1 bölü 2'nin küpüdür. O da yine 1 bölü 8 yapar. Üslü sayıların değerleri eşit midir? Evet, eşittir. Değerleri toplayın. Toplayalım. 2 bölü 8. 2 bölü 8 basit kesir mi? Evet, basit kesir. Birinci çıkışa ulaşmış İkinci sorumuz. Bir buzdolabının üst kapağında bulunan mıknatısı süs kayarak alt kapağa gelmiştir. Mıknatısı süsün kapakların alt üst noktalarına olan uzaklığı şekildeki gibi olduğuna göre süs kaç santimetre aşağı kaymıştır? Evet, bakın üst kapaktan kök 64 ve alt kapakta da kök 225 kaymıştır. Kök 64 8 santimetreye eşittir. Kök 225 de 15 santimetreye eşittir. 15 ile 8'i topladığımızda 3, 2, 23 santimetre aşağıya kaymıştır. Üçüncü sorumuz. Bir fıstık fabrikası 2020 yılında ihraç ettiği fıstık oranları ülkelere göre aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu veriler aşağıdakilerden hangisiyle gösterilirse en uygun gösterim elde edilir. Fıstıklık tablosu çetele tablosundan sonra hazırlanan bir tablodur. Burada çetele verileri verilmediği için sıklık tablosu olmayacaktır. Çizgi grafiği bir değişkenin belirli bir zaman aralığındaki değişimini incelemek için kullanılır. Burada herhangi bir zaman aralığı verilmemiş. Sütun grafiği veri grubundaki değişkenlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Burada bir karşılaştırma da yok. Daire grafiği bir değişkenin bütün içindeki oranını ve yüzdesini belirlemek için kullanılır. Evet, burada yüzde verdiği için direkt daire grafiğidir diyebiliriz. Dördüncü sorumuz, Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu'ndaki öğrencilerin sınıf seviyelerine göre dağılımları yandaki gibidir. Nesrin öğretmen okulda düzenlenecek olan 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu ve şehitleri anma programında sunuculuk yapmak için 5. sınıftaki öğrenciler hariç rastgele bir öğrenci seçecektir. Evet, 5. sınıfı karalıyoruz. 5. sınıf yok. Örnek uzayı belirlemek için diğer sınıfları topluyoruz. 25, 15 ve 20. Topladık. 0, 6. Örnek uzayımız 6. Peki bizden hangi olası durum istiyor? Buna göre seçilen öğrenci 8. sınıf olma olasılığı. Olası durumumuz 8. sınıf %15. 15 bölü 60 eşittir. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 sonucunu bulmuş oluyoruz. 6. sorumuz. M ve N doğası sayıları aşağıdaki gibi asal çarpanlarına ayrılarak N ve M şeklindeki şifreler verilmiştir. M'nin şifresi 132. Bakın 2 üzeri 1, 200, 3 üzeri 3 ve 5 üzeri 2. Burada asal sayıların kuvvetlerini almış. Şifre olarak belirlemiş. Diğerine bakıyoruz. Onda da yine aynı şekilde. Fakat sıfır olan normalde almadığımız düşünülürse burada sıfır olanı almış şifre belirlemek için. Biz de o şekilde hareket edeceğiz. Buna göre aşağıdaki şifrelerin hangisi aynı kurala göre tanımlanan K ve L doğal sayıların ekokodur. Şimdi önce K sayısını yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 0. Bakın buradaki üsleri alıp buralara yazdım. Tabanlarımız 2, 3, 5. L sayısını yazacak olursak bu da 2 üzeri 2
çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2. Evet, K ve L sayılarının ekokunu belirlerken asal çarpanlara ayrılmış halleri verildiğinde ne yapıyorduk? Her ikisinden 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 üssü büyük olan alıyorduk. 3 üzeri 2, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 alıyorum. 5 üzeri 0, 5 üzeri 2, 5 üzeri 2 alıyorum. Ekoku yazacak olursak 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Evet, burada da şifremiz şekillenmiş oldu. 322 bizim şifremiz oldu. 6. sorumuz 45 kilogram ağırlığında verilen un kendisi hariç bol sis tam sayı bölenleri ağırlığında torbalara konulmak istenmektedir. Her torbadan en az bir adet kullanılacağına göre bu iş için en az kaç torba gereklidir? 45'in çarpanlarına bakacak olursak 1, 3, 5, 9, 15 ve 45'i kullanmıyoruz. O zaman 45'i yazmamıza gerek yok. Şimdi bunların her birinden en az birer tane kullanılıyor. Yazalım 15, 9, 5, 3, 1. Topladığımız zaman 20, 33. 33 kilogramlık torba kullanılmış oldu. Şimdi bize en az dediği için en büyükten başlayacağız. Şimdi 15 eklersek 48 olacak. Geçiyor. Bir tane daha 9 kullansak 42 olur. Evet, bundan bir tane daha kullanabiliriz. Başka 42 oldu. Direkt bir tane de üçlü kullanırsak tamamlamış oluruz. O zaman 15'ten bir tane, 9'dan iki tane, 5'ten bir tane, 3'ten iki tane, 1'den bir tane. Toplamda 7 tane torba kullanmış oluruz. 7. sorumuz bir bilgi ile başlıyor. Bir karenin köşegen uzunluğu, karenin bir kenar uzunluğunun kök iki katıdır. Örneğin, karenin bir kenarı A ise köşegen uzunluğu A kök 2 olur. Bakıyoruz. Alanlar 24 desimetre kare ve 6 desimetre kare olarak verilen karelerin D köşesinde bulunan bir karınca önce D'den B'ye, sonra B'den F'ye gitmiştir. Karıncanın gittiği yol hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bunların kenar uzunluklarını bulacağız. 24 santimetre kare birincinin alanı. 24'ün karekökünü alıyorum. Bakın nedir? 24. 4 çarpı 6'dır. 4 dışarıya çıkar. 2. 6 içeride kalır. 2 kök 6. Kök 6'nın da 6 desimetre karenin de karekökünü alırsak direkt kök 6 olur. O zaman köşegen uzunluklarını bulmaya geleceğiz. Burası bir kenarı kök 6. Diğer büyük karemizin bir kenarı da 2 kök 6. Evet, bize bilgi de diyor ki kenar uzunluğunu kök 2 katı, yani bunları kök 2 ile çarpacağım. Şurada çarpalım. 2 kök 6 çarpı kök 2 eşittir 2 kök 12. Kök 6'yı da kök 2 ile çarparsam kök 12'de burası oluyor. Evet, burası kök 12. Burası da 2 kök 12. Evet, bunları toplarsam toplamda geldiği yol 2 kök 12 artı kök 12 eşittir 3 kök 12 olacak. Şimdi bunun hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmanın kolay yolu 3'ü kökün içerisine alıyoruz. 3 kökün içerisine gelirse 9 diye gelir. 12 ile de çarpılır.
Karakök 108. Bakın toplamda gittiği yol Karakök 108. Karakök 108 hangi iki tam sayı arasındadır? Karekök 108 kök 100 ile kök 121'in arasındadır. Değil mi? Evet, burası 10, burası 11 olduğuna göre cevabımız A seçeneği 10 ile 11 arasındadır. Gittiği yolun mesafesi. Evet, şekildeki kovanın yüksekliği x artı 2 santimetredir. Yani kovamızın şu yüksekliği x artı 2 santimetre. Üst üste konulmuş 5 tanesini. Bakın bunun üstüne şöyle 1, 2, 3, 4 tane daha ekliyorum. Yani bunun toplam yüksekliği ne oluyor? 5x artı 6. Bakın şu mesafeler eşittir arkadaşlar. Mesafeler ben böyle gösterdim ama bunlar birbirinin dışına taşan kısımlar. Kovaları üst üste getirdiğimizde şu şekilde. İşte bir diğer kova şuraya gelecektir. Şöyle. Bu şekilde. Bakın şuradan çizdiğimizde birbirlerinin üstüne taşan kısımları. Şurada gösterdiğim. Bir tane daha çizersek tamam olacak. 5 tane üst üste gelmiş olacak. Evet. Şundaki ilk kovanın boyu x artı 2. Tamamı ise 5x artı 6. Bize diyor ki 9 tanesinin yüksekliği ne kadardır? Bakın burada zaten 5 tanesini vermiş. O zaman biz şu 4 taneyi bulursak 5'in üstüne buraya onu eklediğimizde direkt sonucu bulmuş olacağız. Evet, 5x artı 2'den x artı 2'yi çıkarırsak aslında şu 4x şu 4 tanesini bulmuş oluruz. Hemen çıkaralım. X artı 2'yi çıkarırsak 6'dan 2 çıktı. 4. 5x'ten x çıkarsa 4x artı 4. Bakın şu 4 tanesini bulmuş olduk. 4x artı 4. Bunun toplam üstüne gelecek uzunluk 4x artı 4. Yani 5x artı 6 bu 5 tanesiydi. Taban yüksekliği ile beraber. Üzerine 4 tane daha koyarsak 4x artı 4 toplamda 10 9x artı 10 sonucunu bulmuş oluruz. Evet, 9. sorudayız. En hızlı yüzen balıklar arasında 6. sırada mavi köpek balığı olarak da bilinen pamuk balığı var. Saatte 69 kilometre kadar hız yapabiliyorlar. 20 yıl kadar yaşayabilen pamuk balıkları hemen hemen tüm denizlerde bulunur. Bu balıkların ortalama boyları 335 santimetredir. En fazla 400 santimetre. Ağırlıkları ise 205 kilograma kadar olabiliyor. 6 tane pamuk balığının gram olarak ağırlığının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Balığın ağırlığı 205 kilogram kabul edilecek. O zaman hemen 205'in ne yapacağız? 6 katını bir alalım. Buradan 1230 sonucunu elde ederiz. 1230 kilogram. 1230'u kilogramı grama çevirmek için bakın 1 kilogram eşittir 1000 gramdır. O zaman yani 10 üzeri 3 diyebilirim. 1230 çarpı 10 üzeri 3 diyebiliriz. Bakın bilimsel gösterimde şu sayı 1 ile 10 arasında olacağı için bu sayıyı virgül yürüterek küçülteceğiz. Virgül 1, 2, 3 basamak sola kayarsa 1 tam %23 çarpı 10 üzeri bakın 3 basamak
sola doğru kayarsa onun kuvveti de 3 basamak artacak. 10 üzeri 6 olacak. Evet, doğru cevabımız A seçeneği. Bir tekstil fabrikasının A ve B marka ceketlere ait maliyet ve satış fiyatları tabloda verilmiştir. A ve B marka ürünlerin satışından elde edilen karın eşit ve 5000 TL'den az olduğu bilindiğine göre bu ürünlerden en çok kaç tane satılmıştır? Bakın bizden kar oranını vermiş. Kar 5000 liradan az olan en büyük değeri bulacağız. Bunun için şurada bir kar sütunu açalım. Elliyi alıp 80'e satıyor ise 30 TL burada kar. 70'e alıp 90'a satmış ise 20 TL de burada kar. Şimdi biz bu ikisinin orta katını bulacağız. Çünkü her birinden elde edilen kar miktarı eşit arkadaşlar. 20 ile 30'un ekokunu alırsak sıfırları görmediğimiz zaman 2 ile 3 aralarında asaldır. Aralarında asal sayıların ekoku sayıların çarpımıdır. Yani 2 kere 3 6 sıfırını tekrar yanına veriyoruz. Demek ki 20 ile 30'un ekoku 60'tır. Şimdi 60'ın 5000'den küçük olan en büyük katını bulacağız. Şurada 5000'i 60'a bölelim. Birer sıfır sildik. 500 de 6. 50 de 6. 8 kere var. 48 çıktı. 2 kaldı. 0 indik. 20 de 3 kere var. 18. Burada kalanı ihmal ediyoruz. 6'nın 60'ın 83 katı 5000'den küçük olan. Hemen çarpalım. 83 ile 6'yı. 6 kere 8 18. 6 kere 8 48 bir değer de 49. Evet. İhmal ettiğimiz sıfırı da yanına koyarsak 4980 TL. Demek ki her birinden 4980 TL kâr edecek. Peki 4980 TL kâr etmesi için 30'dan kaç tane satması gerek? Bölü 30 dedik. Evet. Böldüğümüz zaman 166. 4980'i 20'ye böldüğümüz zaman sıfırı sildik yine. Yarısı 249. Bunları topladığımız zaman toplamda kaç tane ürün sattığını buluruz. 6, 9, 5, elde var 1, 11, elde var 1, 3, 4. Toplamda en çok 415 tane ürün satmıştır. Kaç tane satılmıştır? Evet, 11. soruda bir tablo satıcısı 30 santimetre yarıçaplı daire biçimdeki tabloları birinci rafa, 25 santimetre yarıçaplı daire biçimdeki tabloları ikinci rafa şekildeki gibi tablolar birbirine değecek ve tablonun başında ve sonunda boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Yani yarıçapı 30 ise çapı 60 olacak. Yarıçapı 25 ise çapı 50 santimetre olacak. O zaman biz neyi arıyoruz? 60 ile 50'nin en küçük orta katını arıyoruz. Rafın uzunluğu 8 metreden uzun olduğu biliniyor. Buna göre iki rafa konulan toplam tablo sayısı en az kaçtır demiş. O zaman biz neyi arayacağız? 8'den büyük en küçüğü arayacağız. Önce 50 santimetre ile 60 santimetrenin ekokunu bulacak olursak şurada göstereyim. 50 ile 60 yine sıfırlarını silip 5 ile 6'nın ekokunu bulup sonuna bir tane sıfır ekleyebiliriz. 5 ile 6'nın ekokunu alacak olursak 2'ye böldüm. 3, 5, 3'e böldüm. 1 ve 5'e böldüm. 1. 2, 3, 5'i çarptığımızda 2 çarpı 3 çarpı 5 eşittir 30.
Buradan aldığımız sıfır da sonuna eklersek 300 santimetre. 50 ile 60'ın ekoku. Evet, 300 santimetre eşittir 3 metre. 3 metrenin arkadaşlar bakın 9'dan 8 metreden büyük, en küçük katı da 3'ün katlarını düşünecek olursak 9 metre olur. Demek ki rafımızın uzunluğu 9 metre, yani 900 santimetre de diyebiliriz. Toplam tablo sayısını soruyor bize. Birinci raf 900 bölü 60'tan 15 tane. İkinci rafımız 900 bölü 50'den 18 tane. Toplamda 15 ile 18 topladığımızda 33 tane tablo sığacaktır. İkinci soruda Ali birden 100'e kadar sayıların olduğu tabeladan aklından bir sayı tutmuştur. Arkadaşından tuttuğu sayıyı tahmin etmesini isteyen Ali, arkadaşına aşağıdaki ipuçlarını verecektir. Tuttuğum sayının pozitif bölen sayısı tektir. Demek ki bir tane pozitif böleni var. Şimdi bir tane pozitif bölen hangi sayılarda var arkadaşlar? Ona bakalım. Mesela 16. 16'nın çarpanlarını inceleyelim. 1, 2, 4, 8 ve 16. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane. Neden? Çünkü tam kare sayılarda 4 çarpı 4. 4 2 tane 4'ün çarpanıdır ama bir tane 4 çarpan olarak yazılacağından şöyle diyebiliriz. Tam kare sayıların çarpan sayısı tektir. O zaman aradığımız sayılar tam kare sayılar. Yani 16, 25, 36, 49, 64 ve 81. Peki bu sayılardan devam edelim. İki basamaklı dediği için bunları seçtik. 4 ve 1, 4 ve 9'u almadık. Tuttuğum sayının rakamları yer değiştiğinde asal sayı olmamaktadır. Bakalım 16, 61 asal oluyor. Demek ki 16 olmayacak. 25, 52 oldu. Asal değil. 36, 63 oldu. 63 de asal değil. 49, 94 oldu. Bu da asal değil. 64, 46 oldu. Asal değil. 81, 18 oldu. Asal değil. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 denemede veya tahminde Ali kesin sonucu bulur arkadaşlar. Kaan aşağıda verilen çarkı iki kez üst üste çeviriyor ve gelen sayıları çarpıyor. Elde ettiği tüm farklı sonuçları bir kağıda yazıp bir torbaya atıyor. Torbadan çektiği bir kağıdın rasyonel olma olasılığı kaçtır? Evet, bakın Ali'nin yaptığı tüm ihtimalleri düşünelim. Ali çarkı çevirdi ve iki kök beş geldi. Bir sonraki çevirmesinde yine 2 kök 5 gelebilir değil mi? Çarkı çevirdi, yine 2 kök 5 geldi. Bir sonrakinde 3 kök 5 gelebilir. Yine çevirdi, 2 kök 5 geldi. Bu sefer 6 kök 3 gelebilir. Yine çevirdi, 2 kök 5 geldi. Ve diğeri 4 kök 5 olabilir. Bakın kök işlerinin aynı olduğu durumlar aslında rasyonel durumlar olacak. Birazdan göreceğiz. Evet. Devam edelim. Çevirdi. Bir sonraki çevirmesinde 3 kök 5 geldi. İkinci çevirmesinde yine 3 kök 5 gelebilir. 3 kök 5 geldi. Bakın 2 kök 5'i burada aldık. 6 kök 3 diyebiliriz. 6 kök 3 gelebilir. Yine 3 kök 5 geldiğinde 4 kök 5 de gelebilir. Diğer çevirmesinde 4 kök 5 geldiğini farz edelim. 4 kök 5 yine 4 kök 5 gelebilir. 4 kök 5
ile 3 kök 5'i ve 2 kök 5'i yazdığımıza göre bir de 6 kök 3 gelebilir. 6 kök 4 kök 5'i de bitirdik. Bir sonrakinde 6 kök 3 gelebilir. Ve yine 6 kök 3 gelir. Bakın 6 kök 3'ün de diğer durumlarını yazdığımız için sadece bu şekilde bir durum olur. Şimdi örnek uzayımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Örnek uzayımız 10 olacak. Olası durumlara bakalım. Bakın kök içlerin aynı olduğu durumlar rasyoneldir. Burası rasyonel, rasyonel, rasyonel. Rasyonelleri artık koyuyorum. Evet, burası rasyonel. Burası değil. Burası rasyonel. Burası rasyonel ve burası değil ve burası da rasyonel. Şimdi rasyonelleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane rasyonel sonucumuz var. Evet, onda 7. Cevabımız Adana. Evet, yukarıdaki arabanın etiketi üzerinde bulunan iki rakam silindiğinde etiket fiyatı okunamamıştır. Arabanın etiket fiyatının 53 TL'den fazla olduğu biliniyor. Buna göre arabanın fiyatı TL cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın A seçeneği 5 çarpı 10 50, 3 çarpı 1 53, 53 tam %87. 53'ten fazla olduğu için A seçeneği olabilir. B seçeneği bakın. B seçeneği 50 tam. Onda bakın birler varsa mana alınmış. %89. Evet. Olamayacağı aslında B seçeneğinde bulmuş olduk. Diğerlerini de kontrol edelim. Bakın A seçeneği 55. D seçeneği 54. 53'ten fazla. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Evet, 15. soruda. Yukarıda daire şeklindeki bir daire belirli bir örüntüye göre taranmıştır. Başlangıçta verilen daire her seferinde 5 parçaya ayrılacak ve bu parçalardan birinin alanı hesaplanacaktır. Bu örüntüde başlangıçta verilen dairenin alanı bir birim kare. Kare olduğuna göre 10. adımdaki taralı alanı gösteren ifadenin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın buradaki boyalı alan 1 bölü 5. Buradaki boyalı alan 1 bölü 5'in 5'te 1'i, değil mi? Bölü 5 dersek ters çevirip çarptığımızda 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5'ten 1 bölü 25. Yani burası 1 bölü 25, burası 1 bölü 5. Şimdi iki adım bulduk. Bu iki adımı bir düzenleyelim. Evet, 1 bölü 5'i 2 ile genişletirsek arkadaşlar 2 bölü 10 olur. Paydayı 10 olacak şekilde veya 100 olacak şekilde genişletiyorum. Burayı da 4 ile genişlettim. Burası da 4 bölü 100 oldu. Şimdi birinci adımı yazalım. Birinci adım. Evet, 2 çarpı 2 bölü 10'u 2 bölü 10'u 10'u yukarıya eksi 1 olarak kuvvetini eksi 1 olarak alırsak 2 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyebiliriz. İkinci adım 4 bölü 100. Burada da 4'ü 2'nin karesi, 100'ü de 10'un karesi. Fakat yukarıya çıktığında 10 üzeri eksi 2 olacak şekli. Bakın her bir adımda 2'nin üstü 1 artıyor, 10'un üstü de 1 azalıyor. O zaman 10. adım için bakın ikinci adımda kuvvetler 2 olduğunda 2'ye eksi 2. 10. adımda da ne olacak? 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 10 olacak. Şimdi 2 üzeri 10 arkadaşlar 2'nin 10. kuvveti nedir?
1024'tür. Çarpı 10 üzeri eksi 10. Bakın buradan 1, 2, 3 basamak sola virgül yürüttüğümüzde bir tam binde 24 çarpı 10 üzeri virgül sola doğru kaydığında onun kuvveti artacaktı. Eksi 10'u 3 birim arttırırsak eksi 7 olur. Cevabımız bir tam binde 24 çarpı 10 üzeri eksi 7. Yani B seçeneğimiz. Evet, 54 katlı bir plazada 3 asansör yan yana durmaktadır. Ancak yoğunluğu azaltmak için asansörler belli katlarda durmaktadır. Birinci asansör 3'ün katı olan katlarda, ikinci asansör çift katlarda, üçüncü asansör ise 7'nin katı olan katlarda durmaktadır. Bu plazada çalışan Elif, Arda ve Koray'ın çalıştığı katlara hangi asansörle çıkabildikleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Elif iş yerine ikinci ve üçüncü asansörle çıkabiliyor. Şöyle yazalım. İkinci, üçüncü ve birinci asansör dersek sırasıyla. Arda iş yerine birinci ve ikinci asansörle çıkabilmektedir. Koray iş yerine sadece üçüncü asansörle çıkabilmektedir. Evet. Şimdi Elif 2 ve 3 ile çıkabiliyorsa demek ki çift olan ve 7'nin katı olan bir kattadır. Elif'in çıkabileceği katlara bakarsak Elif 14, 28, 42 bu katlarda çalışıyor olabilecektir. Arda'ya bakarsak Arda 1 ve 2 yani hem 3'ün hem 2'nin katı olan yani 6'nın katı olan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ve 48. katlarda. Fakat buradan neyi eliyoruz? 42'yi eliyoruz. Neden? Çünkü 2 ve 3 ile çıkıyor. Pardon, 1. ve 2. asansörle çıkıyor. Arda. Ne ile çıkamayacak? İyi. Eğer 42 olsa 3. asansörle de çıkabiliyor olacak. Geldik Koray'a. Koray sadece 3. asansörle çıkıyor. Yani 7'nin katları. 7'ye çıkabilir. 14'e çıkamaz. 14 olsa ne olacaktı? İkinci asansörle de çıkabilecekti. 21 de olmaz. 21 olsa birinci asansörle de çıkabilecekti. 28 olmaz. Yine ikinci asansörle de çıkabilecekti. 35 olabilir. 42 yine olmaz. Çift olduğundan bir de 49 olabilir. Koray da bu katlara çıkacak. Şimdi aradığımız zaman 7, 35 ve 49. 35 ile 49'un olduğu iki seçenek var zaten. Bakıyoruz C seçeneğinde 40, 43'ün katı olmadığı için bu elendi. O zaman sadece B seçeneğindeki katlar olabilir, çalıştıkları katlar. Aylin aşağıda üzerinde sayılar yazan 7 adet kovanın her birine 15'er adet kırmızı ve yeşil top atmıştır. Ardın Aylin kovaların üstünde yazan sayıların doğal sayı bölen sayısı kadar yeşil topu kovalardan almıştır. Buna göre son durumda kaç tane kovadan çekilecek bir topun yeşil renkli olma olasılığı 2 bölü 5'ten fazladır. Evet gençler, her kovada 30 tane top olduğunu farz ediyoruz. 15 yeşil, 15 kırmızı. 10'un çarpanları 1, 2, 5 ve 10 olmak üzere 4 tanedir. 11, 2, 1 ile 11, 2 tane. 12'ninki 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olmak üzere 6 tane. 13'ünki asal sayı olduğundan 2 tane. 14'ünki 1, 2, 7 ve 14 olmak üzere 4 tane. 15'inki yine 1, 3, 5 ve 15, 4 tane. 16'ninki 5 tane. Şimdi buradan çıkacak topları farz edersek 4 tane yeşil çıkarsa 11 tane yeşil, 15 tane kırmızı var. Buradan 2 tane çıkarsa 13 tane yeşil, 15 tane kırmızı var. Buradan 6 çıkarsa 9 yeşil,
15 kırmızı var. 2 tane çıkarsa 13 yeşil ve 15 kırmızı var. 4 tane çıkarsa 11 yeşil, 15 kırmızı. 4 tane çıkarsa yine 11 yeşil ve 15 tane kırmızı var. Burada ise 10 tane yeşil, 15 tane kırmızı var. Şimdi bunların gelme olasılıklarını yazalım. Birinci kovadan gelme olasılığı nedir? 11 bölü toplam örnek uzayımız kaç? 26. İkinci kovamız 13 bölü 28. Üçüncü kovamız 9 bölü 24. Dördüncü kovamız 13 bölü 28. Beşinci ve altıncı kovamız 11 bölü 26. Ve son kovamız da 10 bölü 25. Şimdi bunun 5 bölü 2'den, 2 bölü 5'ten özür diliyorum. 2 bölü 5'ten fazla olma olasılıklarına bakacağız. Şimdi 11 bölü 26'dan 3 tane var. Hemen 11 bölü 26 ile şu üstte 2 bölü 5'i karşılaştıralım. Arkadaşlar en kolay yolumuz payda eşitlemek. Burayı 26 ile burayı da 5 ile genişletiyorum. Bakın 5 ile çarptığımda 55 bölü 130. Burası da 52 bölü 130. Bakın 11 bölü 26'ların hepsi ne oldu? 2 bölü 5'ten fazladır. Yani bunlar olacak. Şimdi bunları silelim. Evet, şimdi 13 bölü 28'leri karşılaştıralım. 13 bölü 28'i ve 2 bölü 5'i. Burayı 28 ile burayı da 5 ile genişletiyorum. 5 ile çarptığımda 65 bölü 140. Burası da 56 bölü 140. Yani bakın yine 13 bölü 28, 2 bölü 5'ten büyük oldu. 2 tane daha bulduk. Şimdi 10 bölü 25'i deneyeceğim. Eğer bu küçük çıkarsa 9 bölü 24'ü denememe gerek yok. Ya da ikisini de deneyelim. 'Silelim. Zaten olanlara artıyı koyduk. Evet. Geldik 9 bölü 24 deniyoruz. 2 bölü 5 ile. Burayı 24 ile. Burayı da 5 ile genişletirsek. Bakın. 5. 45 bölü 120. 48 bölü 120. Evet. 9 bölü 24 olmadı arkadaşlar. Daha küçük çıktı. 10 bölü 24'ü deneyelim. 10 bölü 25'i. Evet. Burayı 5 ile burayı da 25 ile genişlettiğimizde bakın burada 50 bölü 125 eşittir. 50 bölü 125 eşit çıktı arkadaşlar burada da. Demek ki bu da olmayacak. O zaman 5 tanesi 2 bölü 5'ten fazladır. Evet değerli öğrenciler. Uzunluğu 12 kök 2 santimetre olan çubuk şeklindeki gibi yerden kök 8 santimetre uzaklığından kesilerek uzun parça cetvelde 5 noktasının üzerine bırakılıyor. Buna göre kesilen çubuğun sağ tarafındaki ucu cetvel üzerinde hangi iki tam sayı arasında olur? Bakın tamamı 12 kök 2. Kesilen kısım kök 8. Kök 8 de 4 çarpı 2'den 4 dışarıya çıkan 2 kök 2'dir. Yani 12 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarırsak 10 kök 2. Yani şu parçamız 10 kök 2.
10 kök 2'yi 10'un kök içerisine alırsak kök içerisinde 100 çarpı 2 o da eşittir kök 200. Kök 200 kök 196 yani 14 ile kök 225 eşittir 15 aralığındadır. 14 ile 15 aralığında. Fakat cetvelimiz 5'ten başladığı için 14'ü üzerine 5 eklediğimizde 19 ile 20 aralığındadır diyeceğiz. Evet, 19. soruda bir üst ifade sorusu. A üzeri 1, A üzeri eksi 5, A üzeri eksi 12, A üzeri eksi 10, A üzeri 21 ve A üzeri x üstü ifadelerin tamamı aşağıda verilen kırmızı boyalı hücrelere her bir hücreye bir üstü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri satır ve sütunda bulunan kırmızı boyalı hücrelerdeki üstü ifadelerin çarpımına eşittir. A, B, C hücrelerine yazılacak sayıların çarpımı A üzeri 14 olduğuna göre x kaçtır? Evet, şimdi burada pozitifleri buraya yerleştirelim. A üzeri kalem ucunu değiştirelim. A üzeri 1, A üzeri 21 ve A üzeri x şeklinde yerleştirdik. Burayı ise negatifler yerleştirelim. A üzeri eksi 5, A üzeri eksi 10 ve A üzeri eksi 12. Bunları çarpacağız. A üzeri 1 ile A üzeri eksi 5'i çarptığımızda A'yı A üzeri eksi 4 bulacağız. Üstler toplanıyor eksi 5 ile. Artı 1 topladık. A üzeri eksi 4. B sayısına geldiğimizde A üzeri eksi 10 ile 21'i A üzeri 21'i çarptığımızda yine üstler toplanır ve A üzeri 11 olur. C sayısını çarpamıyorum. Önce bu iki sayımı çarpayım. A üzeri eksi 4 ile A üzeri 11'i çarptığımda A üzeri 7. Şimdi sonucun A üzeri 14 olabilmesi için C'nin A üzeri 7 olması lazım. Peki A üzeri eksi 12 ile A üzeri hangisi sayı? A üzeri 21, 19, eksi 19 ve eksi 21. Hangisini çarptığında sonuç A üzeri 7 olur. Yani 12'nin eksi 12 ile topladığımda artı 7 sonucunu veren 19 cevabıdır. Topladığımda A üzeri 7 olur. A üzeri 7 ile A üzeri 7'yi çarptığımda ise A üzeri 14 sonucuna ulaşmış oluruz. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, bir okulda 36 şubenin sınıflara göre dağılımı daire grafiğinde öğrenci sayılarının sınıflara göre dağılımı ise tabloda verilmiştir. Her sınıf kendi içinde şubelerinde öğrenci sayıları birbirine eşit olduğuna göre hangi sınıfın bir şubesindeki öğrenci sayısı diğerlerinden daha azdır? Her sınıftaki şube sayısını bulacağız. Daire grafiğini kullanılarak. Burada bakın 5. sınıflar 90 derece, 6. sınıflar 120, 8. sınıflar 100. Bunları toplayıp 360'tan çıkardığımızda 7. sınıfları da 50 derece buluyoruz. Şimdi burada oran orantıyla gidebiliriz. 36 öğrenci .360 derece ise 90 dereceye kaç öğrenci düşer? Buradan bakın 4'te 1 oranda azalmış. 36'yı da 4'te 1 oranda azaltırsak 9. Demek ki 5. sınıflar 9 şube. 6. sınıflar 120. Yine 360. 36 öğrenci 360 derece ise 120 derece kaç öğrenci? Bakın burada da aradaki kat ilişkisine bakıyorum. Çarpmak yerine daha kolay.
Evet, burası nedir? Bölü 3. Yani 3'e bölmüş. 360'ı 120'yi bulmuş. Burada 4'e bölmüştü. Biz de 36'yı 3'e böldüğümüz takdirde 12, 6. sınıfları 12 bulduk. 7. sınıflar da 50 derece. Yine 336 öğrenci 360 derece ise 50 dereceye kaç öğrenci düşer diyoruz. Bakın burada da yine orantıda içler dışlar çarpımı yapacağız. X eşittir 36 çarpı 50 bölü 360 diyorum. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapınca 36 ile 360'ı sadeleştirdiğimizde 360 10 olacak. Burası 1. 50'yi de 10'a böldüğümüzde 5. Demek ki 7. sınıflarda 5 şubeymiş. Topladığımızda 9, 12 daha 21, 5 daha 26. Toplam 36 şube olduğundan 8. sınıflarda 10 şubedir. Burada her şubedeki öğrenci sayısını bulacağız. 243 bölü 9 eşittir 27 şube 5. sınıflar. 6. sınıflar 360 bölü 12 eşittir 30. 7. sınıflar 140 Kusura bakmayın, kalemim biraz tutukluk yapıyor. 7. sınıflarda 140'ı 5 şube olduğundan 5'e bölüyoruz. 28 çıkıyor. 8. sınıflarda 350'yi 10 şube olduğundan 10'a böldük. 35. Evet, gördüğümüz gibi öğrenci sayısı en az olan 5. sınıf. Yani A seçeneği.